Ancak ben bir şeyi önemsiyorum. Hakikaten dünyanın gerçeği artık o. Katılımcı bir belediyecilik ya da katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemek gerekiyor. Biz zaman zaman ilçemizin ahalisine, vatandaşlarımıza kulak veriyoruz. Allah razı olsun, seçildiğimiz günden bu yana ilçemizin halkı bizi yalnız bırakmadı. Sürekli geliyorlar, taleplerini iletiyorlar. Bizden destek istedikleri hususlar oluyor. Bizim onlarla istişare ettiğimiz hususlar oluyor. Fakat bunun yanı sıra ben bir şeye özellikle önem veriyorum. Bu ilçenin esnafının görüşlerine ziyadesiyle önem veriyorum. Bu ilçenin esnafıyla beraber bu ilçeyi yönetmek gibi bir amacımız var. Ben bir tarih kereler farklı yerlerde söyledim. Daha önce aşağıda birinci marketlerde de biz bir toplantı yaptık komşularımızla. O da çok verimliydi. Kimi düşüncelerimiz var, orada komşularımız istişare etmek imkanı bulduk. Bu düşüncelerimizin uygun olmayacağını söylediler. Hakikaten üzerinde biraz düşününce baktık ki esnafımıza zarar verecek şeyler bunlar. Bunlardan vazgeçtik. Dolayısıyla istişarede hakikaten rahmet var. İstişare neticede önemli bir mekanizma. Sizler de sizin görüşlerinizle hareket etmek lazım. Ama ben esnafı bu hususta biraz daha ayırıyorum. Özellikle birinci, ikinci marketler esnafına ben başka bir ehemmiyet daha veriyorum. İlçemizin bütün esnafı önemli. Ama arkadaşlar ben seçim boyunca da her yerde, her mekanda söyledim. Buralar bizim için, Palandöken ilçesi için çok önemli. Bu ilçenin ticaretin merkezi de burası, bu ilçenin ahalisinin sosyalleştiği yer de burası. Neticede sizler esnaf olarak müşahede ediyorsunuz. Kimi zaman özellikle hafta sonları burada yoğun bir nüfus oluyor. İlçe halkının ticareti burada dönüyor. Burada bir takım problemlerimiz var. Gönlümüz buraların böyle olmasına razı gelmiyor arkadaşlar. Buraları mutlaka dönüştürmeniz lazım. İlçemizin önemli bir kısmını dönüştürmeniz lazım. İlçemizde eskimişe bir bina stoğumuz var. Binalarımızın önemli bir kısmı eskimiş vaziyette. Yenişehir tabir ettiğimiz yerde evlerimiz eskimiş durumda. Yanı sıra Yunus Emre'de, Kazım Yurdanan'da, Abdurrahman Gazi'de, ilçenin velhasıl farklı bir sürü yerinde epey bir eskimiş yapı stoğumuz var. Düzgün bir imar anlayışıyla, oraları dönüştürebilecek bir imar anlayışıyla inşallah biz kentsel dönüşüm yapmak gibi bir azim içerisindeyiz. Ben müteahhit kereler ne zaman bir araya gelsem belediye başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, ne zaman bir araya gelsem vekillerimize, ne zaman bir araya gelsem genel merkezimize, ben bu hususları dile getiriyorum. Çevre Bakanı'yla ben Kızılcahamam'da bir toplantımız var. Bir dosyayla gittim, orada Çevre Bakanımıza ilettim ben. İlçemizde ciddi manada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Sağ olsun Çevre Bakanımız da vaziyetin böyle olduğunu görünce önce kavrayamadı. Biraz devletin sıkıntılı zamanları, kentsel dönüşümde biraz daha durmamız lazım gibi bir bakış açısına sahipti. Fakat ben ilçenin tarihçesini anlatan, mahalleleri tek tek gösteren, ne zamandan beri konutlarımızın ne hale geldiğini anlatan bir dosyayla gitmiştim. Bir de 1100 konut üzerinde bir yapı analizi yaptırmıştım. Depreme dayanıklılık açısından geldiğimiz zaman üniversiteyle beraber. Orada Çevre Bakanımız hakikaten büyük bir duyarlılık sergiledi. Kentsel dönüşüm hususunda bize destek verecekler. Şunu kabul etmemiz lazım. Bizim özellikle bu ilçeyi dönüştürmek hususunda tek başına hareket etmemiz mümkün değil. Mutlaka biz Büyükşehir Belediyesi'yle hareket etmeliyiz. Mutlaka bu işin içerisinde Çevre Bakanlığı bulunmalı. Mutlaka önemli bir kuruluş olarak TOKİ bizim projelerimize destek vermeli. İnşallah bir süre içerisinde bunları yapacağız. Bu kışlar bizim için inşallah bir hazırlık dönemi olacak.
Çünkü kışı rutin işlerimize devam edeceğiz. Karla temizliğe devam edeceğiz ama daha çok içeride oturup sahadan ziyade bir tek sahada kar temizliği için olacağız. Sahadan ziyade içeride oturup inşallah bununla ilgili hazırlıklarımızı ikmal etmiş olacağız. Ben bir aşamada kaybettim bu hususta. Kentsel Tasarım Müdürlüğü diye bir müdürlük kurdum. Yasanın cevaz verdiği, bizim gibi belediyelere onay verdiği bir müdürlük bu. Daha önce kurulmamış. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nü kurarken de inşallah sadece kendi belediyemizin, ben burada söyleyeyim, gayet yetkin bir ekibi var. Gayet iyi bir ekibi var. Çok iyi, çalışkan bir ekibi var. O ekiple beraber dışarıdan, daha uzmanlardan, üniversite çapında uzmanlardan, dışarıdaki uzmanlardan da destek alacağız. Bununla ilgili faaliyetlerimiz de oluyor. İlçemizin kabin problemleri var. En önemli problemi ben size söyleyeyim. En önemli problemi benim için dönüşüm. Kentsel manada dönüşüm. Bu hem iş yerleri için geçerli, hem konutlar için geçerli. Bizim bu ilçeye yapabileceğimiz en büyük faaliyet, en büyük hizmet inşallah kentsel dönüşümde başarılı olabilmek olacak. Bu tabii kentsel dönüşüm lafı bir süreç içerisinde eskidi. Bunu yapısal yenilenme olarak değiştirmek gerekiyor. Kentsel dönüşümde zira biraz vatandaşların rızasının hilafına yürüyor kentsel dönüşüm. Bu da makul bir şey değil. İnsanın rızasının olmadığı yerde insanlara hizmet etmenin bir anlamı da yok. Neticede hepimiz ortak aklımızı bir araya getirerek bir şey yapacağız. Ben bu ilçede bu iş yerlerinin mutlaka dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hem hak sahiplerinin hem kiracılarının hukukunun korunarak bu ilçede mutlaka bu iş yerlerinin ilçeye yakışır şekilde revize edilmesini, bir revizyona tabi tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bir projemiz de var. İnşallah daha detaylarını Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz geliştirecek, detaylarını sizinle de paylaşacağım. Tabii bu tek başına sizin katkılarınızla olabilecek bir şey değil. Ben bu hususta belediye olarak elimizi taşın altına koymaya razıyız. Kaynak arayışım var benim. Kıymetli hemşehrilerimiz, 20 bin tonun üzerinde asfalt döktük. Bir 10 bin ton daha kış bastırmadan asfalt dökeceğiz. Kaldırımlarımızın önemli bir kısmını yeniledik, yeniliyoruz. İlçede dokunmadığımız muhitler var. Hiç kapısını açmadığımız, epey eskimiş, yaşamın zorlaştığı muhitler var. Oralara biraz hizmet götürmek istiyoruz. Geçmişte ilçede belli alanlara hizmet etmişiz. Çok da güzel etmişiz. Allah bu hizmeti yapanlardan razı olsun. Bizden öncekilerden razı olsun. Bu ilçeye gayet güzel hizmetler yapmışlar. Ama bu dönem geliyor. Sizin içinizde de varsa peşinden söyleyeyim. Vatandaş geliyor, benim sitemin içini asfaltla diyor. Ben diyorum ki sitemin içini asfaltlamayalım. Ben senin sitenin içine parke taşlarıyla yol döşeyeyim. Peyzajını yapayım, çiçeklendireyim, ağaçlandırayım. Ama sen çocuklarının toprakla buluşmasına mani olma. Bir de bu ilçede hiç asfaltla tanışmamış adamların, yollarında hiç asfalt görmemiş olan adamların asfaltla buluşmasına mani olma. Bir tarafta orada sen yürüyüş yolunu yapalım, güzel git gel, peyzajını yapalım, çiçekli ol. Hem toprakla buluş, hem de biz buraya dökeceğimiz asfaltı götürelim, hiç asfalt görmemiş olan muhitlerimiz var. Yollarını götürsem, siz görseniz mutlaka biliyorsunuz, hakikaten üzülürsünüz. Oralara asfalt yapmamız lazım. Epey bir kaldırım çalışması yaptık. Kaldırımlarımızı da yeniliyoruz. Bunun yanı sıra parklarımızda da bir yenileme programımız var. Epey onda da mesafe kat ettik. El değmedik, park bırakmadık. Ama bizim bir problemimiz var. Bu ilçede çok ciddi manada yüksek sayıda parkımız var. Küçük küçük alanların hepsini park haline getirmişiz. Bu da makul değil. Bir sonraki süreç içerisinde o parkların bir kısmını arkadaşlar inşallah spor alanları olarak düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar haline getireceğiz. Yanı sıra parkların güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Her yeri park yaptığımız zaman belli bir zaman sonra ipsiz sapsızın mekanı haline getiriyor. 90 tane, 100 tane parkı da bizim güvenlik görevlisiyle koruma imkanımız yok. Böyle bir imkanımız olsa seve seve yaparız ama bu imkanımız yok. Dolayısıyla parklarda da mümkün mertebe büyük parklar oluşturmak istiyoruz. İnsanların rahat rahat gidip çocuklarıyla beraber oturabileceği, hatta kışın da istifade edebileceği parklar oluşturmak istiyoruz. Buna dönük de bir çalışmamız var. Parklarda biz epey bir ölçekte zeminlerini kauçukla kapladık. Oyun alanlarının bir kısmı eskimişti, onların hepsini yeniledik. Eskiyenlerin önemli bir kısmını da yeniden tamir ederek başka yerlerde kullandık. Söküp atıp, kaldırıp atmaktan yana da değiliz. Böyle bir bakış açımız da yok. Yaptığımız hizmetler neticesinde elde ettiğimiz bütün ürünleri bir şekliyle bir yerlerde değerlendiriyoruz. Biraz da tasarrufçu bir bakış açımız var. İsrafa da karşıyım ben. Neticede kamunun imkanları her ne kadar geniş olursa da olsun müsibüce de davranmamak gerekiyor. Bu devlet bizim, bu belediye bizim, bu imkanlar bizim.
temizlikle ilgili olarak Kurban Bayramı'nda önemli ölçekte güzel bir program yaptık. Neredeyse birinci günün sonunda tamamen kurban atıklarını temizlemiş durumdaydık. İkinci günde hemen hepsini temizledik. Yok mu bütün bu hizmetlerden noksanlıklarımız? Elbette var. Mesela ben görüyorum bizim süpürgeci sayımız az. Mutlaka süpürgeci sayımızı çoğaltmamız lazım. Mutlaka bu alanları daha fazla temizlememiz lazım. Ama benim sizden bir istirhamım var. Kimi zaman ben sürekli dolaşıyorum. Belki göreniniz oluyor. Sabahleyin erken saatlerde ilçenin muhtelif yerlerinde geziyorum. Ondan sonra mesaiye başlıyorum ama arkadaşlar eğer göremediğimiz yer olursa, sürekli pis kalan bir yer varsa, temizlenmesi gereken bir yer varsa bizim WhatsApp ihbar hattımız var. Oraya bildirebilirsiniz. Benim cep numaram ilçede önemli ölçekte herkeste var. Herkese de cevap veriyorum. Siz de beni de arayıp söyleyebilirsiniz. Temizlik müdürümüzü de arayıp söyleyebilirsiniz. Bize hangi kanaldan ulaşırsanız ulaşın gelip yaparız. Ama şunu bilin inşallah ben süpürgeci sayısını belediyenin imkanları el verdiği ölçekte İlk fırsatta süpürgeci sayısını artırıp mutlaka buraları temizleyeceğim.